Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Size bugün Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Rüştü Reçber'in kariyerinin başlarında yaşamış olduğu talihsiz bir kazanın perde arkasını anlatacağız. ...1989 yılında Demirspor'un kalecisi askere gidince takımın forvet oyuncusu 16 yaşındaki genç futbolcuya "Sen çok uzun boylusun, kaleye geçsene" denilir. Peki der, Türk futbol tarihinin en iyi kalecilik performanslarından birine imza atacak olan Rüştü Reçber'dir o çocuk. Bu tavsiye ya da karar, adına ne derseniz deyin, Rüştü'nün kader yolunu belirler. Tıpkı Engin İpekoğlu'nun sakatlanması sonrası geçtiği Fenerbahçe kalesinde yıllar boyunca mükemmel performanslar sergilemesi ve Türk futbol tarihinin kader adamlarından biri olması gibi. Karşı karşıya pozisyonlarda dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi Rüştü. Rüştü'nü de 2002 Dünya Kupası'nda ispatlamıştı. Abisi, mevkidaşı, meslektaşı Engin İpekoğlu'nun dediği gibi, yaşımızın yettiği kadarıyla izleyeceklerimizin arasında en iyisi o. Sizleri 1993'ün Mayıs ayına götüreceğiz şimdi. Antalya Havalimanı yolu üzerinde polis telsizlerine ciddi bir kaza ihbarı geldi. O kazada Antalyaspor'un golcü futbolcusu Levent Tekne, namı diğer Kelebek Levent'in olduğu söylenmişti. Ve maalesef o söylenti gerçek oldu. Levent Tekne geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Türk futbol tarihimizin en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber'i bu cümleye başladığımız gibi anamayacaktık belki de. Çünkü o aracın şoför koltuğunda Rüştü Reçber oturuyordu. Bir hafta önce Beşiktaş'ta anlaşan Rüştü Reçber ağır yaralıydı. 10 gün boyunca komada kalan genç kalecinin suratı parçalanmış, dizlerinde ve göğsünde tedavisi imkansıza yakın yaralar açılmış ve de kalçası çıkmıştı. Hastanede gözlerini ilk açtığında aklına hemen Levent geldi. Doktorlara döndü. "Ne olur Levent ölmedi deyin hocam." Hastane raporları bir mucize gerektirse de o mucizelere yabancı değildi. Ayağa kalkmıştı, kendine gelmişti, futbol oynayacak düzeydeydi. Ama bu sefer hayalleri yıkılmıştı Rüştü Reçber'in. Bir hafta önce kendisiyle anlaşan Beşiktaş yönetimi trafik kazasının ardından bu transferden vazgeçmişti. Çünkü Rüştü için Beşiktaş'ın kapıları kendisini muayene eden bir doktorun "çok riskli, almayın" sözleriyle kapandı. Küllerinden doğmak kolay mıydı? O günlerden bugünlere kadar geldi Rüştü. Antalyaspor'da bir sene daha kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tuttu Rüştü. Rüştü'nün hazin hikayesi bununla da kalmadı. Kazadan 14 sene sonra 2007 yılında Rüştü Reçber'in kuzeni, aynı adı taşıyan ve o da kendisi gibi kaleci olmak isteyen Rüştü Reçber'i trafik kazasında kaybetti. Kadere bakın. Kuzeniniz var, adı Rüştü. Soyadınız aynı zaten. Ve o isim kaleci olmak istiyor ve 14 sene önce kendisinin geçirdiği gibi bir kaza geçiriyor. Fakat Rüştü Reçber, bizim alışık olduğumuz Rüştü, hayatta kalırken Rüştü'nün kuzeni Rüştü maalesef hayata gözlerini yumuyor. Kadere bakın. O ise hiç yılmadı. Barcelona'ya kadar uzanan bir kariyer inşa etti kendine. 2002 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi oldu. Fenerbahçe'de büyük mücadeleler verdi ve defalarca şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta önemli kurtarışlar, önemli süreçler yaşadı. Onu Covid-19 da yenemedi. Geçtiğimiz sene Nisan ayında Rüştü Reçber'e Covid-19 tanısı konmuş ama Rüştü Reçber bu golü de çıkarmayı başarmıştı. Spikerlerin Rüştü için sıklıkla kullandığı tabir gibi, Rüştü daha ne yapsın? İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.